Yani bence çobanlık yap yollarda. Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel bakıyorsun. Buraya park ediyoruz ve geliyoruz. Evet, offroad'da başlıyoruz. Bu haftaki zor yollarımız Doğu Anadolu'dan. Sivas'tan başlayan turumuz Van'a kadar devam edecek. Peder Bey her hafta sizlere değişik yerleri, değişik bölgelerdeki bilinmeyen, pek bilinmeyen daha doğrusu doğayı, tarihi göstermeye çalışacağız. Bu arada tabii yollarda ne türlü zorluklarla karşılaşırsak bunları da araç içindeki kameralarımızla yine sizlerle paylaşacağız. Evet, bu haftaki zor yollarımız Divri ile başlıyor. Seyircilerimize uyarın, ne olacak? Tabii mıcır çok dikkat edilmesi gereken bir seviye çeşidi. O minik taşlar araçla beraber, tekerleklerle beraber yuvarlandığı için son derece zor kontrol edilebilen zemin. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hızımızı yarı yarıya azaltmamız gerekiyor. Aynı zamanda karşıdan gelene de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü karşıdaki de kayıp bize zarar verebilir. Evet. Dolayısıyla bıçırlı yerlerde çok yavaş ve çok dikkatli. Aynı zamanda tabii bıçırda şu anda bulunduğumuz yerden şimdi karşıdan başladığı gibi buraya şu anda zift dökmüşler. Üzerinden bıçır döküyorlar. Araç içindeki sesler de anlaşılıyordu. Divriye geldik. Kolay gelsin size öncelikle. Bir tanıyalım ve mekanı da tanıyalım. Erdal Eser, Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesiyim. 2006 yılından beri Kültür Bakanlığı'na yaptığımız başvuru çerçevesinde Divri'de yüzey araştırması yürütüyoruz. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararlı bir kazıya dönüştü Divri Kalesi çalışmaları. Burada yapılan aslında ağır bir temizlik çalışması. Yapının içi zaman içerisinde molozla dolmuş. Çünkü burada bir erozyon sorunu var. Yani yukarıdan tepeden itibaren gelen eğim çok yüksek olduğu için bir erozyon sorunu var. Biz o dolguyu, bu bölümde o dolguyu kaldırıyoruz. Yapının apsis bölümünde bir mezar olduğundan şüphelendiğimiz bir mekan ortaya çıkarıldı. Ayrıca şu anda gördüğünüz bölümde de yapının etrafında yamaçta olması nedeniyle işte bir çevre duvarı, aynı zamanda istinat görevi gören bir çevre duvarının da olduğu anlaşıldı. Tabii kazmak çok zor bir iş. Burada arkadaşlar yağlı boya fırçasıyla oldukça zorlu bir çalışmayla. Temizlik büyük bir sorun olduğu için mecbur böyle çalışmak durumundalar. Kullandığımız bütün alet edevat kürek kazma ve molozu attığımız araç El arası. Yani bir anlamda iğne ile kuyu kazılıyor diyebiliriz. Aynen, çok doğru bir ifade. Bu yüzden de uzun sürüyor. Thank you.
Şimdi Dibri Kalesi'ne geçiş için kullanılan açıklardan birine geldik. Burası yalnız kalenin orijinal girişlerinden birisi değil. Daha rahat giriş çıkışın sağlanabilmesi için vatandaşlar tarafından açılmış bir boşluk. Arkasında bir mağara var. Doğal kaya içerisinden geçeceğiz ve kalenin yaklaşık olarak orta bölümüne ulaşmış olacağız. Evet, şimdi de zor yolların zor bir etabındayız ve Divriği Kalesi'ndeyiz. Hocam, kalenin tarihi hakkında biraz bilgi verir misiniz ve şu anda ne durumda? Genel bilinenler çerçevesinde kale Türk dönemi sonrasında inşa ediliyor mevcut duvarlarıyla birlikte. Duvarlar üzerinde iki tane kitabemiz var. Bu kitabeler 13. yüzyılın ortası ve 15. yüzyılı bize veriyor. Ama arka planda gördüğünüz kale camii hem Divri için hem de Anadolu kültür tarihi açısından çok önemli. Anadolu'da inşa edilen ilk ibadet yapısı olarak biliniyor. Birinci sur içerisinde Bizans yerleşme alanının aslında korunmuş olduğundan şüpheleniyoruz. Yani gelen veriler nedeniyle. Özellikle Divri 9. milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren kayıtlarda ve kaynaklarda geçmeye başlar ama biz bu sezon bu tarihi 6. yüzyıla kadar bir buluntu nedeniyle indirebildik. Zor Yollar programında size Sivas'ın Divri ilçesinden sesleniyoruz. Sivas'ın Divri ilçesi Sivas'a yaklaşık olarak 160 kilometre mesafede tarihi bir mekan. Tarihi bir mekan diyorum çünkü gerçekten çok önemli bir tarihe sahip. Tarihi aslında Hititler dönemine kadar iner. Ama en önemli tarihi mekanları Mengücekler döneminde yapılmış. Mengücekler Selçuklulardan kopup daha doğrusu Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemden sonra Alparslan'ın komutanı olan Mengücekli Bey'i buraya Divri'ye gelir. Divri'de bu gördüğümüz Ulu Cami inşa ederler. Yıl 1228'dir. Yaklaşık olarak 15 yıl sürer inşaatı. Mengücek Beylerinden Şah Ahmet tarafından inşa edilen caminin hemen yanında yine eşi Turan Melek tarafından inşa edilen bir de şifahanesi vardır. Aslında bir külliyedir burası. Şifayenin yanında hemen yine aileye ait bir türbe vardır. Türbede de yaklaşık olarak ailenin 15 ferdinin yattığı söylenmektedir. Bu külliye geçmiş dönemlerde yörenin en önemli şifayenlerinden bir tanesi. Yani bugünkü deyimiyle hastanelerinden bir tanesi. 18. yüzyılda da bu şifahane medrese olarak kullanılmış. Aynı zamanda medrese de denmektedir. Muhteşem bir taş işçiliği olan bu Ulu Cami'nin günümüzde UNESCO Dünya Mirası'na alınmıştır. 1985 yılında Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Hep birlikte göreceğiz burada. Neredeyiz biz?
Kemal ya. Şimdi biz Divriğe şu yoldan geldik. Kanka geldik. Şuradan geldik Divriğe. Bak Divriğe evet. Çıkacağız. Devam ediyor. Burada çıkacağız. Evet. Ondan sonra sağa gideceğiz. Ha. Değil mi? Biz Sincan'dan gelmedik mi? Yok. Sincan'dan geldik. Sincan'dan geldik. Doğru. Sincan'dan tamam, geldik. Ya da biz buradan tamam, doğru gidiyoruz. Doğru, doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Sağa doğru gidiyoruz. Sağ. Zaten buradan bir yerden sağa yol gösteriyor evet. Yalnız. Git bakalım. Şu git bakalım. Bak şu yukarıki yamaçtaki yolu gösteriyor. Bak şimdi buraya atlayacağız. Tekrar hesaplanıyor diyecek. 4 kilometre sonra tekrar sağdan bir yol verecek. Tekrar hesaplıyor. Bak geldi mi? Buraya hesaplamamız istedi. Hesapladık biz. Oradaki sağdan girseydik bence. Hangi sağdan? Orada bir daha sağdan yol vardı. İşte ondan olur. Girmeye çalıştım zaten. Hayır bir daha sağdan. Sen sola gittin. Sağa girseydik belki oraya çıkacaktık. Olabilir de o yamaçtaki yol da güzel bir yol olabilir aslında. Ha yol bitti. Bitti burası ya. Burası geçemez. Mümkün değil. Şunu geçemiyor mu? Mehmet abi şaka yapıyorsun herhalde. Yok yok canım önden geçeceksin. Ne bece? Yemedi. Mahmut geçsin bence önce. İbrahim yolu kaybettik gibi ne diyorsun? Yolu kaybettik çünkü zor bir yol. Son birkaç yılda yapılan bir yol. O yol değil. Fırat solumuzda kalacak. Hiçbir zaman Fırat'ın karşı kıyıya geçmeyeceğiz Fırat'tan. Çünkü evet. Kemalye bu yakada kalıyor. Biz de Fırat'ı takip ederek yani Fırat'ı şu anda solumuza alarak Kemalye'ye doğru gideceğiz. Bu yol dediğim gibi son birkaç yıldır yapılan yol. Haritalardan da gözüken bir yol değil. Evet. Onun için yolu şaşırdık. Ama umarım birazdan doğru yola gireceğiz. Zaten biz yani yol aramıyoruz ki değil mi? Evet, doğru yol zaten yol aramıyoruz. Şansımız İşimiz ne çıkarsın? Bu. Keyfe gelir gidiyoruz. Buraya nereden geçeceğiz? Vardır i̇şte burada solda yol var. İşte. Zor Yollar programımızın bu bölümünde Erzincan il sınırları içerisinde Yukarı Fırat Havzası'ndayız. Hemen arkamızda akan nehir Fırat Nehri. Aslında Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu. Bu Karasu Erzurum yakınlarındaki Dumlu Dağı'ndan doğuyor. Erzurum Ovası'nı boydan boya geçtikten sonra Erzincan'a ulaşıyor. Erzincan'dan sonra Yukarı Fırat Havzası dediğimiz bölgeden geçip Kemalye'den sonra Keban Barajı'na karışıyor. Ve Keban Barajı'ndan sonra yine Nemrut Dağı'nda ve Tendrek Dağları'nda doğup Muş Ovası'nı geçen Murat Çayı ile birleşiyor. Ondan sonra Keban Barajı'nda buluşuyorlar. Ve Fırat Nehri oluşuyor. Ve bu Fırat suyu üzerinde bilindiği üzere 5 tane büyük barajımız var. Bu 5 büyük barajı geçtikten sonra Fırat Nehri ondan sonra Suriye, Irak'ı geçerek Basra Körfezi'ne dökülüyor. Basra Körfezi'ne dökülmeden önce Dicle Nehri ile buluşuyor. Şatdül Arap oluyor. Şatdül Arap olduktan sonra Basra Nehri de dökülüyor. Yukarı bak Rus ya. Esintisi var mı? Esintisi? Rus. Yok. Çok kar olduğu için böyle her tarafı teneke kaplamışlar. Teneke kaplamış.
Zor Yolları programımızda Erzincan'ın Kemalye ilçesindeyiz. Kemalye coğrafi konum olarak Sivas, Elazığ, Malatya, Tunceli arasında kalan Erzincan'ın çok şirin bir ilçesi. Ve şu anda bulunduğumuz mekanda Karanlık Kanyon. Karanlık Kanyon'da taş yoldayız. Taş yol Kemalye'nin ilginç bir yolu, gerçekten zor bir yol. Bu taş yolu Kemalyeler yaklaşık olarak 130 yılda yapabilmişler. Evet, yanlış duymadınız. Tam 130 yılda taş yolun inşaatı bitmiş. 1870 yıllarında başlayan taş yol ancak 2002 yıllarında bitirebilmişler. Çok uzun sürmüş. Gelmiş geçmiş hükümetler zaman zaman yardımlar yapmışlar. Zaman zaman kendi aralarında paralar toplamışlar. İnşaat devam etmiş. Ancak bir türlü bu inşaat bitmemiş. Niye inat etmişler de bu kadar bu yolu yapmak istemişler? Çünkü bu yol yapıldıktan sonra Kemalye, İstanbul, Ankara 230 kilometre daha da kısalıyor. Eski yolları Erzincan veya Malatya üzerinden döndüğü için 230 kilometre daha uzundu. Bu yola emeği geçen insanlara da yaptıkları tünellerin isimlerini vermişler. Her tünelde bir ünlünün ismini görebilirsiniz. Yaklaşık 22 tane tünel var burada. Bu 22 tane tünel yaklaşık 8,5 kilometre boyunda ve Karanlık Kanyon'u takip ederek Fırat Nehri boyunca Divriği yoluna çıkıyor.